Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 22.399 TL'ye Gaming Gen TR'den yayıncı hem yayıncılar için hem de oyunculuk için güzel bir bilgisayar topluyoruz. Bekletmeden videoya geçelim. Öncelikle en ucuz fiyatlarına bakalım arkadaşlar. 2039 TL B450 MK2 anakartı var. Bizde hesaplı sessiz satıyor bunu. 3 yorum gelmiş. 3 yorum üzerinden 5 üzerinden 4 almış. Ryzen 5 5600 6 çekirdek 12 izlekli e, hali var. Burada kutsuz versiyonu ama bu arada haberiniz olsun. Asus Dual serisi 3060 Ti anakart var. GPU sahip. Güzel bir ekran kartımız. Anakart mı dedim? Anakart dedim galiba. Neyse 12.854 TL'ye 3060 Ti var. Güzel. Aldatın Legend serisinden 500 GB M.2 SSD'miz var. Güzel. Burada e, soğutucu da var. Pasif soğutucu var bunun içinde. Güzel olduğunu düşünüyorum. Geçelim güç kaynağına 650 Watt e, 3000, 3060 Ti'yi hayli hayli besleyecek bir güç kaynağı. Çok iyi bence. 80 Plus bronz sertifikalı bildiğim kadarıyla FSP e, çok e, iyi bir güç kaynağı üreticisi diyebiliyorum. Yanılıyorum da olabilirim. Yorumlara yazarsınız. Onun dışında arkadaşlar kasa hakkında kasa sadece Gaming de buldum. Büyük ihtimal Gaming Genter ile FSP anlaşmalı ya da yeni bir kasa o yüzden. 2805 TL. Onun dışında arkadaşlar bir de şu müşteri değerlendirmelerine bakalım hep beraber. Öncelikle merhaba. Sizden PC game buldum, güvenerek aldım. Bu e, mesela bu yorumları okuyorum. E, bu yorumları okuyorum çünkü Sizlerde de hani siz, siz, sizlerden biri belki aldı bunu. Anladın mı? O yüzden okuyorum. Bak 5 Haziran 2023'te almış arkadaşımız. 4 Haziran'da sipariş verdim. Şu an bekliyorum. İnşallah sonrası gelirse deneyip yoruma eklerim demiş. Beklemedeyim. Siparişimi ver, verdim. Burada Gaming cevap vermiş ürün öncelikle 2 gün dolmadan geldi gayet güzel testlerini yaptık sorunsuz çalışıyor Kasada kablolamalar çok düzenli e, Dilinize Dilinize emeğinize sağlık Adamların diline niye Neyse <laughs> Fakat şöyle bir sorunum var kasanın yanında sipariş ettiğim fanı iade etmek istiyorum yardımcı olsanız sevinirim hem kasa uyumlu değil hem de tahmin ettiğim gibi gelmedi. Nedeni ise bu saygılarla hoş geldiniz. İyi günlerde kullan iade işlemleriniz için bu numaradan bize ulaşmanızı bizlerle itibarda geçebilirsiniz demiş. Gaming Gentler'e. Bunlara da önem veriyor büyükler yorumlara da. Bakın zaten hepsi 5 yıldız vermiş. Onun dışında arkadaşlar fiyattan önce bir bakalım. Oyunlarda kaç FPS veriyor? Hemen. Benim bir şey engellemedi mi onu? Bakamıyorum da. Şöyle yapsam sanki daha iyi. Azıcık da küçülteyim. Heh. Heh. Kaç FPS ortalama arkadaşlar? Şuradaki bakın, AVG'nin yanındaki ortalama FPS'tir, Average FPS'tir. Maksimum FPS bu yüzde bir FPS'tir. Bu da frame time, 7.5 buçuk milisaniye. Normal anlık FPS'te 143. Bu mini yazanda minimum FPS'tir. RAM kullanımını görüyoruz. 16 GB RAM. %40 civarı kullanım. VRAM 5 GB'ını kullanıyor. DLSS off bu arada burada. God of War'da. God of War'da ortalama 80 FPS diyebilir miyiz? Aynen. 80 FPS diyebiliriz. Forza Horizon'da 100 FPS. Aynen. Ortalama 100 FPS diyebiliriz. Valorant'ta 1080p low ayarlarda Valorant'ın anasını bellemiş ya. Yani FPS anlamında. Valorant'ı kaldırır ya. GTA'da bakayım hani en yüksek almış mı arkadaş? Gelip gelişmiş, gelişmiş ayarlar kapalı. Ortalama 140 135 240 FPS. Elden Ring'de Ortalama 60 FPS'i buluyor. Zaten arkadaşlar oyunlarda 60 FPS'i gördüğünüz bu kafanız rahat olsun. 60 FPS'ten sonrası biraz daha şeye giriyor. Lükse giriyor diyeyim. Far Cry 6'da ortalama 105 FPS. 1080p bu arada ultra ayarlarda. Bakalım biraz izleyelim. 105 FPS vesaire. Red Dead Redemption'da ortalama 80 FPS diyebilir miyiz? Aynen ortalama 80 FPS. Stride 200. Bak bu kadar FPS farkının olması kötü bence. Bir yerde FPS düşmüş. Bak bir yerde drop girdi galiba. Bak bak düştü FPS. Bak şurada FPS düştü. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bak bak düştü FPS. Herhalde şey yüklüyor. Harita yüklüyor zaten görürsünüz. Bak 43 FPS. Bunlara dikkat edin. CSGO'da inşallah bir CS2'dir ya. CSGO mu? Bir yıl önce gerçi normal. Warzone'da arkadaşlar 150 FPS hemen 140-150 FPS ortalama. PUBG'de 1080p Ultra'da 180 FPS. Fortnite'da 240 FPS diyebilir miyiz diyeriz. Rainbow Six Siege'de Rainbow'u 60 lan bu. Rainbow ortalama 300 300 350'nin aşağısına inmiyor zaten 350 FPS. Gelelim fiyata arkadaşlar. Fiyatı göstermeden önce bakın. Bunun şu anki fiyatı fiyat mı düşüş? <laughs> 22399 Türk Lirası. Şu anki an itibariyle fiyatı 17 Ekim 2023 saat 22.37'de çekiyorum videoyu. Arkadaşlar bakın 2039 TL anakart Onun dışında 46 TL Kargosu Bakın 45-46 yuvarladım 3598 zaten bakabilirsiniz hepsini kontrol edebilirsiniz Ben fazla uzatmayayım Yazdım buraya Sonucunda 24.091 TL çıktı Tek tek alırsanız bunu her video yapıyoruz 24.091 TL Bilgisayarımızın fiyatı 22.399 TL. Eğer şu an an itibariyle bunu alırsanız bence almanızı tavsiye ederim. 1692 TL'lik bir kar etmiş olacaksınız. Kar elde etmiş olacaksınız daha doğrusu. Pardon. Montaj ve test hizmeti ücretsiz. 5 iş gününde ücretsiz kargo. Ürünün sayfanın aşağısında özelleştirebilirsiniz. Özelleştirmenizi öneriyor muyum? Hayır. Bence çok iyi bir sistem. B450 chipset anakartınız var. Ryzen 5 5600'ünüz var. Şöyle. Abi ben illa ki özelleştireceğim diyenlere bir önerim var sadece. Bunu bakın arkadaşlar. Bunu aşağıdan ne yapacaksınız? İşlemci soğutucusundan minimum Ryzen 5 5600'lerin hepsine bak şu an kullanan arkadaşlarınız da varsa yoruma yazsın Ryzen 5 5600'ler ısınıyor diye biliyorum ben. En az ya param varsa 240 milimetrelik bir sıvı, sıvı soğutucu almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Üzerine bir 3000 küsür TL şey yaparlar. Koyarlar. Seçilenleri sıfırla diyelim. Onun için arkadaşlar söylenecek başka bir şey kalmaz zaten. Abone olmayı bakın her videoda söylüyorum. Abone olun ya like istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz dislike atın. Yorum çok önemli benim için. Yorum atın. Ee, onun dışında da söylenecek bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.